Hoş geldin birader. Ne ikram edelim, ne alırsın? Emaneti varmış Burhan Bey'in. Onu almaya geldim. Bunu Burhan Bey'imize özel getirdim. Alsana kardeş. Burhan Bey'e selamlarımızı, saygılarımızı ilet. Bir daha beni işim olmayan bir yere göndermeyin. Benim işim bahçeyle. Bahçeyle ilgili bir şey olunca istediğiniz yere giderim. Bu evde çalıştığına göre sana neresi emrediliyorsa oraya gideceksin. İlle gübre almaya mı yollayacağız seni? Erkan. Koleksiyonum için antika silah. Yakışmadı Zülfü. Kalkıp sana şehrin göbeğinde toz taşıtır mıyım? Bunun için yeterince adamım var zaten. Ha? Salih, nedir senin derdin? Bir derdim yok amirim. Burhan Bey'in kapısına adam koymuş. Onu mu alacaktı? Onu alacak olsam burada olurdu. Delil bu. Ne yapıyorsak beraber yapalım. Ama elde bir şey yokken böyle bir şey yapınca adamı güçlendiriyoruz. Mafya dünyasına kahraman yapıyoruz. Yani Burhan Korkmaz dışında kiminle uğraşırsan uğraş diyorsunuz. Emredersiniz amirim. Ben bu sıralar bu işte fazla uğraşmam. Ailene vakit ayır diyorum. Şimdi bu son söylediğiniz nereden çıktı amirim? Salih, 24 saat buradasın. Bir de nereden çıktı diye soruyorsun. Burhan'a ayırdığın vakti biraz ailene ayır. Onları kaybettikten sonra onu yakalamışsın, bunu yakalamışsın. Ne önemi var? (Gülüyor)
Demek beni müdürüme şikayet etti. Dur bakalım Burhan Korkmaz. Sen benimle uğraşırsan ben de seninle uğraşırım. Bunu senin yanına bırakmam. Zülfü! Zülfü! Yemeğini bitir bari. Ben çocuğa bakayım. Tamam yavrum, geldim. Geldim çocuğum. Neredesin? Burhan Bey çağırıyor. Bahçeyle ilgilensin, bu akşam parti var diyor. Geliyorum. Nasıl çocuğun durumu? Sana ne? İşine bak. Tamam yavrum, tamam çocuğum. Tamam oğlum. Burhan Bey'le görüşecektim. Sizi bekliyor muydu? Beni hep bekliyor da ben bir türlü gelemiyorum. Burhan Bey'e geldiler ama... Hoş geldin Salih Bey. Peker tansiyon, başka bir şey. Her yıl İngiltere'ye yolluyorum. Kanımı değiştiriyorlar. İstersen sana da ayarlayalım bir şeyler. Gerek yok. Bizim kanımız bozuk değil. Sen git hadi. Buyurun. Evet, ne istiyorsun Salih Bey? Ben tek bir şey istiyorum. Söyle. Sana kelepçeleri takıp bir ömür boyu hapiste çürümeni izlemek istiyorum. Bu kadarcık. İnsan ne istediğine dikkat etmeli Salih. Bu da uzun ömrün sırlarından biri. Bari çocuklarından biri için faydalı bir şey isteseydin. Bu istediğim de çocuklarım için zaten. Sen içeride olunca herkesin çocuğu daha güvende olacak. İşte bundan emin olma. Emin olduğum tek bir şey var. O da en kısa zamanda tekrar görüşeceğimiz. Salih Bey'e yolu göster Erkan. Gerek yok. Ben gideceğim yolu bilirim. Zülfücüğüm bir bakar mısın? Bir bakar mısın? Bak o tarafla ilgileneceğine. Şunları bir hallediver ha. Şunlardan izin almadan eve girip çıkamıyoruz. Budayıver şunları. Kafana göre olmaz. Onlar da canlı. Her şeyin bir zamanı var. Bunların zamanı gelmiş. Bundan sonra herkes ayağına denk alacak. Karşıma kim çıkarsa
boynunu böyle koparacağım. Sen kendi kafana dikkat et. Herkes böyle çiçekler gibi boynunu uzatmaz. Adam olacak diye bekliyoruz ama başına bekliyoruz. Merak etme. O da kendine adam edecek bir kadın mutlaka bulur. Döndü dolaştı yine bana geldi. Sen olmasan benim ne olacağım belliydi Yeşim Hanım. Gene böyle kısa bir adamdım. Ağ olarak kalacaktım. Yemeği yerde yiyecektim. 4 tane karım, 30 tane çocuğum olurdu. Milano'dan değil de Diyarbakır'daki terzi Mehdi'den giyinecektim. Düşünüyorum aslında hiç fena değilmiş. Ben olmasaydım sen ne yapacaktın? Ben olmasam bir alkolik olarak Kanlıca mezarlığında yatıyor olurdum. Zülfü de üzerinden çiçekleri buduyordu. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendiler benim misafir. İyi eğlenceler. Başar, niye gitmedi eşimle? Benden izin aldı abi. Kız arkadaşları partiye katılmak istemişler, ben de kıramadım. Büyüdü artık. Çocuk gibi öyle sürekli bir yerlere yollamayalım. O kızlar kimmiş öğren. Gözünü de Başar'dan ayırma. Biletin keyfini kaçırmakta üstüne yok çünkü bunun. Evet kızlar, daha hiçbir şey. Buralar yanacak, lav olacak daha sonra. Şu kim? O amcam. Demek amcam hoş adammış. Başar. Güzel arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Yasemin, Aysun, merhaba, Necip amca. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Siz de. Aysun Hanım. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman...
Başar kızmış galiba sana. Kızsın kızsın. Sever amcasını. Ama kalbi kırılacak. Kalp kırıklığı iyidir. Adamı olgunlaştırır. İster misin? Senin kalbin çok mu kırdılar yoksa? Dans etmeyi sevmiyorsun herhalde. Çok kalabalık. Müzik de çok yüksek. Böyle ortamlarda dans etmeyi sevmem. Dans edeceksen ben herkesi gönderirim. Siz Başar'ın babasısınız galiba. Hı-hı. Ben Yasemin. Lan ne yapıyor ya? Neredeyim dedin sen? İzmir. Bu kendini. Ne kadar içmişim ya. Necim, bu salon başına birini dik. Ortalığı daha fazla karıştırmasın. Tamam abi. Necip, böyle aptal çocuğun olacağına hiç evlenme daha iyi. Mallar onun yanında. Ya 100 kere söyledim. Sinüzitim var, kafamı soğuk suya sokmayın diye ya. Ah. Ah, başım. Zülfüm, neyin var? Bir şey yok. Her zamanki şeyler işte. Gidelim diyorum, dinlemiyorsun ki. Ne düşünüyorsun? Bak Zülfü, biz Burhan'a borcumuzu yeterince ödedik. Onlara gereğinden fazla hizmet ettik. Artık burada kalmamızın bir manası yok ki. Hem abimler de artık ne bana ne de evliliğimize karışabilir. Gidelim buradan ha. Neredesin? Hemen odama gel. Beni çağırıyor.
Tamam, sağ ol. Burhan Bey. Gel gel, gel Zülfü. Hani şu bugünkü arkadaşı hatırladın mı? Reşat. Hani bana hediye yollayan ya. Evet. Onda bizim bir emanet daha var. Bir gidip onu hemen alman lazım. Bu saatte mi Burhan Bey? Saatim var Zülfü. Acil acil. Hemen gidip alman lazım. Zaten bugün üzdün beni. Bay, kardeşim, hoş geldin. Burhan Bey'in emaneti nerede? Burada. Burhan'ın adamı. Yürü gel. Yürü gel, gel, gel. Uylandı bu. Abi uzatmadan çevirelim bunu. Sen ver peşine. 42-68 tüm birimlerin dikkatine. 42-68 tüm birimlerin dikkatine. 6. bölgede bahçıvanı alıyoruz, tamam. Efendim Nilüfer. Merak etme. Geliyorum birazdan. Tüm birimlerin dikkatine, tüm birimlerin dikkatine. Malum plakalı aracı Balat Hastane Kavşağı'nda alıyoruz arkadaşlar. Malum plakalı aracı Balat Hastane Kavşağı'nda alıyoruz. Hadi bu, hadi bu. Yapıştır arkasına, buradan git.
manyak bu be. Git haber ver İbo, git haber ver İbo. İbo. Abi. Vay. Seni çakal. Abi. Arkadaşlar toparlanın, operasyon tamamlandı. Abi geldi. Ne oluyor Necip bu saatte? Ne istiyor Burhan Bey? Anlatacak kendisi işte. Gel Nilüfer gel. Nasılsın Celal nasıl? İyi. İyiyiz çok şükür. Bir şey mi oldu Burhan Bey? Zülfü ufak bir kaza geçirmiş. Ne? Arabayla denize uçmuş ama sağlığı iyi. Cana geleceğine mala gelsin. Nerede şimdi? Hastanede mi? Yok kızım iyi dedim ya. Şimdi karakolda. Karakolda mı? Bir iki gün kalacak sonra çıkaracağız. Polis arabasında bir şey bulduk diyor. Artık bulmuşlar mı, yerleştirmişler mi onu bilemiyoruz. Ne bulmuş olabilirler ki Zülfü'nün arabasında? Çözüyoruz Nilüfer. Panik yapacak bir şey yok. Beni Zülfü'ye götürün. Onu görmek istiyorum. Bak. Kızım sen netanetli bir kadınsın. Ne olsa başın dik dursun. Zülfü benim kardeşim. Bir iftiraya uğramış. Onu ortada bırakacak değil. Hadi şimdi git dinlen. Yarın gider görürüz Zülfü'yü. Pisliğiniz yüzünden yakalandı Zülfü. Ona da dedim yapma dedim götürme dedim ama dinlemedi. Nilüfer beni dinle. Dinle.
Böyle saçma sapan konuşup başını belaya sokma sakın bak. Ben ses etmem ama abim duyarsa hiç kimse için iyi olmaz. Hiç kimse için. Bırak! Abi. Ne oldu Nilüfer? Gecenin bir saatine abin mi aklına geldi? Rüyanda mı gördün? Yok abi. Öyle. Konuşmak için aradım. Ağlıyor musun sen? Zülfü'yle mi kavga ettiniz? Yok abi, Zülfü'yle iyiyiz. Yoksa çocuğa mı bir şey oldu? Söylesene Nilüfer. Yok abim. Bir şey olmadı. Ama iyiye de gitmiyor. Tedavisini ne yaptınız? Para gönderiyoruz, Zülfü almıyor. İnat edilecek şey mi bu? Hastalığı belli. Bakıma ihtiyacı var kızım. Baktırıyoruz abi, sağ olsun Yeşim Hanım. Neyin var o zaman Nilüfer? Bacım söylesene. Bir şey yok abi. Öyle sesini duymak istedim. Canım kardeşim. Bak bir hata yaptın, Zülfü ile evlendin. Artık bir hata diye bir ömür onun bedeli ödenmez. Bir şey varsa söyle bana, geleyim alayım. Ne olursun bak Allah aşkına. Yok abi. Sağ ol. Özlemişim. Ben de bacım. İyi geldi sesini duymak. Bak, Zülfü de selam söylüyor. Burhan Bey ziyaret. İyi akşamlar beyler. Afiyet olsun. Buyurun, beraber olsun. Kızım oradan iki tabak daha getir. Akşam yemeği için biraz geç değil mi? Necip bak. Devlet artık hangi saatte yediğimize, hangi saatte uyuduğumuza da karışıyor. Biz içtiğinize karışıyoruz Burhan Bey. Daha içki yasağı başlamadı ki. Zülfü Korkmaz akrabanız mı? Bahçıvanım. Hayırdır, başına bir şey mi geldi? Küçük bir kaza geçirdi. Bir şey yok değil mi? Sağlığı iyi ama geleceği karanlık. Arabasında uyuşturucu bulundu. Ve bu uyuşturucunun size ait olduğunu söylüyor. Buyurun. Kızım, ceketimi ver. Devlet bize araba göndermiş, bilmemek olur mu? Teşekkürler. Getirebilirsin oğlum. Baştan sakin başlayalım Zülfü. Bu Burhan'ın senden alacağı mı var? Yoksa senin Burhan'a gönül borcun mu var? Kimseye borcum yok benim. O zaman niye koruyorsun Burhan'ı? Onun yerine niye sen yatacaksın? Çünkü onunla alakası yok. Mal benim. Aldığım yer belli.
Gidin adamı yakalayın. O anlatsın size. Onu da hallederiz. Hallederiz de... Sen bu numaraları Burhan'dan mı öğrendin? Burhan'ı benden çok sevdiğin belli. Benimle uğraşacağını git onu al. Alayım. Sen konuş, ben gidip Burhan'ı alayım. Bak Zülfü, bu yaptığına saygı duyuyorum. Kimseyi satmıyorsun, aferin. Ama bir şerefsiz yüzünden sen kendini niçin feda ediyorsun? Konuşursan sadece kendini değil, bir sürü genç insanı da kurtaracaksın. Benim diyecek bir şeyim yok sana. Özürlü çocuğun varmış senin. Hanımın varmış. Ben yatarım diye neyin delikanlılığını yapıyorsun? Bakar mı Burhan senden sonra onlara? Ona güveniyorsan hiç güvenme. Hadi bakar diyelim. Niye namerde muhtaç ediyorsun karını çocuğunu? Amirim avukatı geldi. Gelsin. Bak Zülfü. Tam şimdi bir yol ayrımındasın. Ya burada her şeyi itiraf edersin, sonuna kadar arkanda dururum, sana, ailene zarar getirtmem. Ya da girersin içeri. Ondan sonra da istesen de istemesen de uyuşturucu bataklığına girmiş olursun. O bataklıktaki sivrisineklerden biri de sen olacaksın. O zaman da ya ben ya da Burhan gibiler seni harcayacak. Amirim, anlaşılan sorguya erken başlamışsın. Sorgu falan değil avukat. Biz karşılıklı muhabbet ediyoruz. Biraz da ben muhabbet edeyim müvekkilimle. Müsaade ederseniz. Zülfü. Bu kafayla gidersen sana yazık olacak. Buyurun. Bakma sen buna. Kafayı taktı Burhan Bey'e, nereye saldıracağını şaşırıyor. Kimseye bir şey olmayacak. Hiçbir şey anlatmadım değil mi? Ya bulamadım mı yolumu? Nerede? Arka sayfada buldum. Şu şahsı bir araştır. Abi, yer misin? Geleceğimiz bir bahçıvanın iki dudağının arasında. Sen burada çıtır çıtır çekirdek çitliyorsun ya. Zülfü'yü konuşurduktan sonra alsaydık Burhan'ı bari. Zülfü'nün malı aldığı adamdan haber yok mu? Onu bulsak da konuşmaz. Tek şansımız Zülfü'nün konuşması. Bu işlerin dışında normal biri. Karısı, çoluğu çocuğu var. Amirim, çocuğunu getirelim. Belki onu görünce çözülür. Zülfü sağlam çıktı. Hiç konuşmamış. Aslanım benim. Bak Necip, duyuyor musun? Hani dayanamaz, biter diyor değil mi? Burada konuşmazsa da cezaevinde dayanamaz. Senin derdin Nilüfer'le. Zülfü ağzıyla kuş tutsa yine de yaranamaz sana. Abi. Şimdi burada Turgut Bey'in yanında... Özel hayatımız. Ondan gizlimiz saklımız mı var? Ayıp olmuyor mu amirim? Misafiriniz gelmiş, ev sahibi ortada yok.
Ne çay verem, var mı bir şey ister misiniz diye soran. Evde içeriz artık. Ne yapmış bizim Zülfü, vallahi hiç anlamadım. Aslında pırlanta gibi çocuktur ama bilemiyorsun işte. Hiç beklemezdim, hiç. İnsanı çevresi etkiliyor demek ki. Gördü sizden çocuk. Dedi ki Burhan yapıyorsa ben niye yapmayayım? Bir ithamda bulunuyorsun Salih. İspatlayamazsan bunun bedelini ödetirim sana. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bir hayalin peşinde koşuyorsun. Artık gerçekleri görmeni istiyorum. Uyuşturucu bizim kazandığımız paraların yanında hafif kalır. Amirim, ifade alıyorsanız belli bir üslubu vardır. Sizi hatırlatırım. Daha bitmedi avukat. Zülfü'nün de ifadesi bitmedi. Sizin de ifadeniz bitmedi. Amirim, istediğiniz dosyalar odanıza geldi. Siz bir bekleyin hele. Turgut Bey, burada bizim yanımızda oturacağına git Zülfü'nün yanında otur. Konuşturmasınlar. Gel. Necip doğru söylüyor. Peki abi. Otur. Ben kocanı sorgulayan başkomiserim. Benim kocam suçsuz. Zülfü'nün bu işlerde hayatta parmağı olmaz. Bu işler hep öyledir zaten. Kocan uyuşturucu kullanıyor muydu? Uyuşturucu mu? Ne kullanır ne başka bir şey yapar. Benim Zülfüm içki bile içmez. Ama arabasında bir torba kokain bulduk. Kendisini almadıysa kime aldı o zaman? Zülfü'nün bir suçu yok. Ama kendisi suçluyum diyor. Bu işi ben yaptım. Başka kimse sorumlu değil diyor. Sence Zülfü kimi koruyor? Sen söylemiyorsan ben söyleyeyim. Bence Zülfü Burhan'ı koruyor. Burhan size yardım ediyormuş, şöyleymiş, böyleymiş. Zaten bu yüzden de Zülfü kendini borçlu hissediyor. Ama böyle yaparsa bir ömür içeride yatacak. Yatmasın. Kalk gidiyoruz. Nereye? Gel sen. Gidince görürsün.
Kim getirdi seni buraya? İyi misin? İyiyim. Beni merak edeceğin bir şey yok. Nasıl iyisin? Arabanda uyuşturucu bulmuşlar. Bir ömür içeriden çıkamayacak diyorlar. Nasıl iyisin? Beni konuşturmak için öyle diyorlar. Avukatla konuştum. Fazla yatmazsın dedi. Neden konuşmuyorsun? Suçsuz yere içeride niye yatasın Zülfü? Ben hayatımda gammazlık yapmadım. Hayatta bir kere bana düştü. Burhan'ı satamam. Zaten yaptığı pis bir iş. Bırak Allah'ından bulsun. Ne hali varsa görsün, sana ne? Bundan sonra onun yüzünden bu illete alışanların günahına da mı ortak olacaksın? Burhan'ın bizde hakkı çok. Hiçbir hakkı yok. Namusumuzla çalışıyoruz, çalıştığımızın karşılığını alıyoruz. Burhan'ın hakkı var da benim senin üzerinde hiç mi hakkım yok? Burhan'ın şerefini düşünüyorsun da bizim şerefimizi neden düşünmüyorsun? Sen içeride yatınca bize kim bakacak Zülfü? Sen güçlüsün, dayanırsın. Ben senin yanında güçlüyüm. Sen yanımda olmazsan kendime de bakamam, çocuğa da. Ben senin için ailemden vazgeçtim. Herkese sırtımı döndüm. Sen beni neyin uğruna bırakıyorsun? Abimler ne yapacak sanıyorsun? Sen cezaevinden çıkana kadar beni bekletirler mi? Cezaevi, mezaevi yok. Sizi yalnız bırakmayacağım. Hoş geldin. Ya her gece her gece bana bunu yapma Mine. İşim olmasa gelirdim değil mi? İnsan haftada bir günde olsa eve erken gelemez mi? Bu çocuklar babalarının yüzünü unuttular. Ya tamam Mine, çok yorgunum. Bütün bunları sabah konuşalım lütfen. En çok yorulan, en çok çalışan polis sen misin? Diğer polis amirlerini de görüyorum. Kimse senin gibi değil. Herkes akşamları evinde. Eh, ben bayılıyorum sanki eve gecenin köründe dönmeye. Sen sanki bilmiyormuşsun gibi 20 yıldır bıkmadan usanmadan hep aynı şeyi söylüyorsun Mine. Yok. Sıkıldım Salih. Ben kendimden vazgeçtim, tamam. Kendim için değil. Çocuklar için söylüyorum. Onlar artık büyüyor ama sen yanlarında yoksun. Ya tamam Mine. Az kaldı, bundan sonra bütün vaktimi çocuklarla geçireceğim. Hep aynı laf. Yıllardır hep aynı laf. Yeter ama Mine. Şurada iki lokma yemek yiyeceğiz, kafamıza kafamıza atma. Salih, çocuklar senin yüzünü görmeden büyüdüler. Önceleri yokluğuna üzülüyorlardı. Ama şimdi alıştılar. Artık önemsemiyorlar. Senin vaktin olduğunda her şey için çok geç olacak. Ben ne yapıyorsam bu hayatta çocuklarım için yapıyorum hanımefendi. Sen ne yapıyorsan kendin için yapıyorsun beyefendi. Ama ben boşa konuşuyorum tabii. Sana afiyet olsun.
Ne haber canım kızım? Bu saatte mi baba? Hal hatır sormanın saati mi olur kızım? Çok iyiyim baba. Ben seni seviyorum baba. Ben de sizleri çok seviyorum oğlum. Hem de çok. Bu yeni arabam mı? Geçmiş olsun aslanım. Birazdan hayatın sürpriziyle karşılaşacağım. Büyük risk alıyoruz. Amirim, annemle 5 dakika görüşeyim. Nasılsın oğlum? İyiyim ana. Nereden geldi bu başımıza Zülfü? Nereden gelecek? Burhan'dan geldi. O ne biçim konuşma? Burhan Bey'in üzerinde ne kadar çok hakkı var. Ana, sen neler söylüyorsun? Ben ne söylediğimi iyi biliyorum. Burhan olmasaydı Nilüfer'in abilerinin elini kim tutacaktı? Zülfü, şu an sana sarılıyorsam bunu Burhan'a borçluyum. Ona ben borcumu çoktan ödedim. Beni köle gibi çalıştırdı. Sesimi hiç çıkarmadım. Bir dediğini de iki etmedim. O beni buna bulaştırdı. Nilüfer mi senin aklını bulandırdı? Ne alakası var Nilüfer'le? Hadi Zülfü, savcı bekliyor. Oğlum, 2 dakika daha müsaade et bize. Anacığım, zaten birazdan Zülfü'yü salacaklar. O zaman dışarıda doya doya konuşursunuz ha. Hadi. İki dakika. Oğlum,
Ne yaparsan yap ama kimseyi satma. Burhan'ı söylerse hepimizin başını eğersin. Bir ömür kimsenin yüzüne bakamam. Benim oğlum ekmek yediği yere ihanet etti. Adamı kanmazladı diye boynumuz büküp mü keselim? Ana, suçsuz yere hapis mi atayım Burhan'ın yerine? Gerekirse yat. Yeter ki boynumuzu bükme. Yoksa sütümü helal etmem. Zülfü, hadi müsaade. Zülfü. Sen işe bak İbo. O kadar gemiyle, kamyonla, tırla sevkiyat yap yıllarca. Yakalanma. İki fırt çekeceğim diye bahçıvanını yolla. O yakalansın. Necip. Deniz havası Salih'e yaramamış anlaşılan. Fazla yot bunu çarpmış. Onu şöyle... Havası kuru bir yere yollamak lazım. Yavaş. Konuştuğunuz laflara dikkat edin. Burada gırtlağınızı sıkmayayım sizin. Bu yaptıklarını yanına bırakır mıyım sanıyorsun? Devletin polisini tehdit mi ediyorsun lan? Kimse bir yere ayrılmasın. Geç şöyle. Geç otur şuraya. Geçmiş olsun koçum. Ne oldu Zülfü? Geçmiş olsun Burhan Bey. Zülfü her şeyi itiraf etti. Thank you.
Ana sen bunu Zülfiye nasıl yaparsın? Nasıl kıydın evladına? Hiçbir suçu yokken girdi yattı oraya. Mezarda ziyaret etmekten iyidir. Ne alakası var? Sen ne sanıyorsun kızım? Burhan içeri girecek de onu ihbar eden dışarıda gezecek. Yaşatırlar mıydı onu? Ana biz sahipsiz miyiz? Abimler arka çıkardı bize. Bugüne kadar kimin yardımını kabul etmiş Zülfü? Yardım kabul etseydi Burhan'ın yanında çalışırdı. Abimler artık Zülfü hapse düştüğüne göre seni eve geri götüreceğiz diyorlar. Sen ne dedin? Kocam buradayken ben hiçbir yere gitmiyorum. Bak kızım, bu işin kuralı bellidir. Ya boşanıp babanın evine döneceksin ya da kocanın evinde oturup kocan cezaevinden çıkana kadar onu bekleyeceksin. Karar senin. Gel gel. Gel buraya gel gel. Baba. Vallahi geçmiş olsun, çok korktum ya. Geri zekalılığın yüzünden az daha biz içeriye düşüyorduk. Şimdi bütün hangimi senden almayayım yürüdüş. Çocuğun ne suçu var? Evde alem yapmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Kabahat bizde yani. Ya sana dedim Necip. Bunun başından ayrılma dedim ben sana. Amcam meşgullü tabii o sırada değil mi? Koca adam oldu. Kendine mukayyet olur dedik ama... Ya iki tane kız getirdim partiye, görmemiş gibi başlarına üşüştünüz. Ayıp denen bir şey var. Piyasadakiler yetmedi. Şimdi oğlumun arkadaşlarına mı sıra geldi? Saçma sapan konuşma. Her zamanki gibi bu işti sapıttı. Kızlarla ev sahibi olarak ben ilgilendim tabii. Sen kızlarla değil, oğlunla ilgilen. Haklısın. Evet. Çok ihmal ettim. Onunla benim ilgilenmem lazım. Başar, sen bize biraz müsaade et. Hay hay. O Zülfü'yü zerre kadar sevmezdim çocuğuna davranışından dolayı ama... Bravo. Mert adammış. Başka şansı var mıydı? Biz olmasak kim ekmek verecek? Tekasiz misiniz? Nilüfer de ağa çocuğu. Eğer abilerine boyun eğse yüzünüze bakmazdı. Gitsin abilerine o zaman. İstemiyorum evinde ben onu. Zülfü'nün aklına giren o. Abi, adam bizim için hapse girdi. Nilüfer'in gönlünü hoş tutmamız lazım. Yoksa Zülfü konuşur. Sana gün doğdu tabii. İstersen boşatayım onu Zülfü'den. Sen al onu. He? Ne yapmışsa kocası için yapmış. Kızın ne kabahati var? Ben de olsam ben de öyle yapardım. Her şeyin bir bedeli var. Nilüfer biraz fazla dik başlı. Onun başını ezmek lazım. Ama bak, sattığı tozun günahlarını burada affettirmeye karar vermiş. 10 yıl kılsa da bitmez o günahlar.
Abi. Lan. Yapmayın, bütün bildiklerimi söyledim ben abi. Bütün bildiklerini söyledin. O zaman niye korkuyorsun ha? Abim, abim. Abim vallahi bir şey bilmiyorum ben. Tırı yüklüyorlardı. İçindekini ben nereden bileyim abim? Lan senin ömrün uyuşturucu taşımakla geçmiş. Senin bilmediğin bir şey mi var lan? Abi vallahi ben hep başkaları için taşıdım. Ekmek parası abi. Kendim için taşıdıysam daha verdim abi. Bir günde kaç ekmek yiyorsun sen? Nimet'i niye karıştırıyorsun lan uyuşturucuya? Amirim çarpmasa ekmek çarpar seni hıyar. Ben senin kimin için ne yaptığını gayet iyi biliyorum. Sen bana bundan sonraki sevkiyatı söyleyeceksin. Konuş lan, konuş! Abi! Atma abi, tamam. Abi beni öldürürler. Burak var ya, bu son atacağım topu elleme. Seninle külahları fena halde değişir. Emredersiniz amirim. Amirim yapma. Amirim. Siyah 8 geliyor koçum. Ha? Dur. Dur abi, tamam. Çözül bakalım. Söyle. Yarın var bir şeyler. Yurt dışına tır gitmesi lazım. Şoför hastalanmış abi, ben götüreceğim. Nasıl bir şeyler bunlar? Büyük bir şeyler abi. Kaç fırınlık ekmek kardeşim? Taksit taksit anlatma abi, ya. Bir sürü. Benim gözüm bundan sonra senin üzerinde. Bunu iyice anladın değil mi lan? Tamam abi. Şimdi. Tamam. Zelo ana hakkını nasıl ödeyeceğim? Anam bana bu iyiliği yapmamıştı. Sen bu ailenin direğisin Burhan. Sen çökersen hepimiz çökeriz. Zülfü de ailesi de sana emanet. Zülfü'yü kardeşinden, Nilüfer'i de bacından ayırmayacağını biliyorum. Zülfü kardeşimdir. Ama Nilüfer beni hayal kırıklığına uğrattı. Burhan. Sözüm daha bitmedi. Ben Elifer'i her zaman bacım olarak gördüm ama o beni abisi olarak görmedi. Burhan Bey. Kardeşim diyorsun ama Necip'e değil Zülfü'ye kıyıyorsun. Necip yakalansaydı ona da kıyardım. Mesele Necip Zülfü meselesi değil ki. Değil tabii. Hasta çocuğumla ben bir başıma kaldım. Selo ana kusura bakma ama bu kızın akıllanacağı yok. Ben bu kadını bu evde tutmam. Amirim dinlemedeyim. 48-62 hazır ol. Biz tırlara çöktüğümüzde Burhan'ı alacaksın. Benden emir bekle. Biz hazırız amirim. Efendiler, beyefendiler, o zaman başlayalım. Tamam, başlayalım abi.
Geçin! Çabuk! 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 Geçin, çabuk! Geçin. Benzemiyor. Destek çağıralım. Ne desteği oğlum lan? İki tane adamla da başa çıkamayacaksak eve gidip oturalım. Koru beni, koru, koru. Amirim büyük partiymiş. Bu kadarla Burhan'ı bir ömür yatırırız. İbo abi harekete geçsin. Sen hala uyanmadın mı oğlum? Bunlar Burhan'ın değil. Örgütün malları. Herif resmen yemlemiş bizi. Aha. Efendim müdürüm. Salih neredesin? Operasyonda. Peki bir şey ulaştınız mı? Evet müdürüm. Mal kiminmiş? Mal örgütün. Peki o zaman adamları niye adamın kapısının önünde bekliyor? Anlaşıldı müdürüm. Efendim amirim. Yemen içmen bittiyse dön artık İbo. Anlamadım. Operasyon iptal. Burhan bizi fena yemlemiş. Nasıl ya? Neyle yemlemiş? E uzatma İbo işte. Yemlemiş dediysem yemlemiş. Örgütle yemlemiş. Sen de boşuna bekleme adamın kapısında. Hadi dön. Tamam o zaman dönüyorum. Şunları iyi sayın. Erol. Diğerlerine de haber ver. Bizimkiler yola çıksın artık. Narkotik ne oldu? Onların başka işi var şimdi. Bizimle bir süre ilgilenemeyecekler. Burhan'a Zülfü'den ulaşamadık. Bahçıvan bizi ortada bıraktı. Daha dağıtacak kurşunumuz falan kalmadı. E ama bir de buradan yürüyelim bakalım. Çocuklar çıkın. Baştan da uyardım seni. Uğraşma şu herifle diye. Elinde hiçbir şey yok diye. Ben uğraşmadan bir şeye nasıl ulaşılır işte onu bilmiyorum amirim. Yani biz bir şeyle uğraşmayacağız, deliller bizim kucağımıza mı düşecek? Salih, arkanda durayım diye çok uğraştım. Ama gücüm yetmedi. Önce şu dosyayı bırak. Birkaç gün bir dinlen. Sonra da... Sonra da ne? Sonra da ne amirim? Açık açık söyle biz de bilelim. Bilmiyorum. Günah keçisi oldun. İstanbul'da tutmazlar artık seni. İyi iyi. Emniyette tayinler artık bu Burhan Korkmaz mı bakıyor? Kendine gel Salih. Kimi neyle suçluyorsun? Kimseyi bir şeyle suçlamıyorum amirim. Nereye gideceğimi de artık bu Burhan Korkmaz'a sorayım. En iyisi o. Öyle ya. Herifin yakasına yapıştık. Köşeye sıkıştırdık. Bundan sonra rahat adım atamayacak. Siz ne yapıyorsunuz? Siz beni tayin ediyorsunuz. Helal olsun amirim, helal olsun. Salih, haddini bil. Haddini bil Salih. Doğru söylüyorum amirim. Adamın adım atacak hiçbir yeri kalmadı. Adamı yakalamışız, köşeye sıkıştırmışız. Siz beni tayin ediyorsunuz. Helal olsun. Helal olsun Burhan Korkmaz. Senin değilin kolun uzunmuş.
Nilüfer, hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Celal nasıl? Reşat'ın yerini öğrendik. Bizden korkup saklanmış. İstediğimiz zaman gider alırız. Zamanı söylerim. Bu cezaevi işine ne diyorsun abi? Kızım, mutfağa git. O işe pek aklım yatmıyor. Çünkü Zülfü sonuçta konuşmadı. Konuşmadı da. Nilüfer'le Salih Zülfü'yü rahat bırakmayacaklar. Nilüfer'in iki damla gözyaşına Zülfü'nün kafasının karışmayacağını nereden bileceğiz? Neticede Zülfü kanımızdan. Polisin karşısında dik de durdu. Kalkıp karısı ağlayacak diye adamı öldürtemem. Bu bizi de yıpratır. Abi, bütün bu kurduğumuz sistemi, geleceğimizi, bütün emeğimizi Zülfü'nün iki dudağı arasına bırakamayız. Cezaevi duvarları belli bir yerden sonra Azrail gibi görünür insana. Ha şimdi canımı alacak diye tırsmaya başlarsın. E Zülfü de Azrail'e canını vereceğine polise bizi verebilir. O Azrail'e bir can vermek lazım. Salih, ne zaman geldin? Oldu biraz. Kahvaltıya yetişeyim dedim. Hatırlıyor musun sözünü? Her öğünü kaçırırım. Kahvaltıda evdeyim demiştin evlenmeden önce. Gerçi başlarda becermiştin de sahiden. O zamanlar işte operasyondan çıkıp kahvaltıya geliyorduk. Ama sonra... Sonra yapmak istedim aslında ama olmadı. Yapamadım yani. Ben beceremedim. Yorgunsun. Bir yere sürecekler. İstanbul'da tutmayacaklar. Ne? Nereye? Bilmem, uzaklara. Gitme bir yere. Emekli ol. Bak sen de yoruldun, biz de yorulduk. Mine, ben polisim. Polislikten başka bir şey bilmiyorum ki. Emeklilik bana göre değil. Gerçekten. Hayatım, diğerleri nasıl alıştıysa sen de öyle alışırsın emekliliğe. Ne var bunda? Ben zamanında kendime bir söz verdim. Ben bu meslekte gözümü açtım. Bu meslekte gözümü kapatacağım. Gideceksin yani nereye gönderirlerse. Ne demek gideceksin? Sen, çocuklar gelmeyecek misiniz yani? Ne fark eder Salih? Yanımızda olacak mısın? Ne beni ne çocukları göreceksin. Onların burada hiç değilse bir hayatları, düzenleri, okulları var. Bunu bozmaya gerek yok. Erol, beğenmedin mi yoksa eğitimizi? Niye yemiyorsun?
Bu sıralar kolesterolle başım dertte. O yüzden periz yapıyorum. Amnım genç ya. Uzun yaşamak istiyor. Ölmek istemiyor. Kendine dikkat ediyor. Sağlıklı yaşamak için üç beyazdan uzak duracaksın. Un, şeker, kokain. Senin tuzun kuru. Bizim pazarı niye kötülüyorsun? Uzun yaşamak istiyorsanız ne un ne şeker. Cezaevinden uzak duracaksınız. Salih'i halletmişsiniz. Kafamız rahatladı. Zülfü'nün konuşmayacağından emin misiniz? Artık konuşmayacağından eminim. Reşat ne olacak? Yeğenimin bir kabahati yok, biliyorsunuz değil mi? Şimdi adam koruyacak zaman değil Metin. Biz de akrabamızın üstünü çizdik. Sen hala Reşat'ın derdine düşmüşsün. Reşat'ın ne suçu var? Metin haklı. Böyle adamlarımızı feda edersek kimseyi çalıştıramayız. Kuyruğu sıkışan sonra doğruca narkotiğe koşar. Ben ona delikanlılığını göstermesi için fırsat verdim. Fare gibi ilk gördüğü deliğe saklandı. Erkan bir ayran getirsin. Ben böyle bir adama güvenemem. Sen güvenebilir misin Metin? Bir dakika. Reşat'ın saklandığı doğru mu Metin? Adnan. Saklandığı delikte bulduk. Ağam. Ben konuşmayacaktım zaten. Ortalık sakinleşsin istedim. Ondan saklandım. Yoksa narkotikle polisle işim olmaz benim. Madem konuşmaya niyetin yoktu, polis gelip alsaydı seni. Niye kaçıyorsun? Ağam, senin adamına güvenemedim. Belki o konuşur diye kaçtım ben. Bak Metin, görüyor musun? Adamın biraz önce titriyordu, şimdi it gibi ısırmaya başladı. Benim adamıma dil uzatıyor. Pişman olup af dileyeceğine... Yeğenimiz dedik, yanımıza aldık. Ama çakal çıktı. Hasanların yanında çakallara ne yaparlar? Burhan ağam, yapma gözünü seveyim. Kulun kölen olayım. Ben ettim, sen etme. Vallahi benim suçum yok. Ne olursun ağam. Ağam ne olur yapma. Kulun kölen olayım ağam. Ağam. Haydi kalkın beyler, hamam vakti. Haydi. Hadi birader, sen niye gelmiyorsun? Fırsat mı fırsat? Her zaman hamama istediğin gibi giremezsin. Hadi. Yok, ben yıkanmayacağım. Ya adamın hadi. Havlusu yok. Git yıkan diyorsun. Al birader. Hiç kullanılmamış. Gerek yok. Sonra yıkanır. Birader tamam. Nasılsa buradayız. Al kullan. Parasını sonra verirsin. Hadi. Al. Sağ ol. Thank you.
Hayırdır birader? Ne baktın? Mermiyi nerene sıkacağıma karar veremedim. Koca Necip Ağa bizim rızkımıza mı gözünü dikti? Bonzai'ye mi kaldı? Ulan ben sana kaç defa haber yolladım. Bu işler yapılmayacak diye. Abi ben yapmasam başkası yapacak. Ha. Bak sen şimdi bana hakaret ediyorsun ama. Benim yapılmayacak dediğim şeyi kim yapabilir lan? Necip Ağa tamam anladık. Bir cahillik yaptım. Ama oturalım anlaşalım. Sizin payınızı misliyle öderim. Bence sen artık daha fazla konuşma. Konuştukça batıyorsun çünkü. Sadaka mı veriyorsun sen bana lan? Abi bir dinle. Ana vururum. Vururum. Rasim, bonzai işi nasıl gidiyor? Ne bonzaisi abi? Olur mu öyle şey? Biz kendi ticaretimize bakıyoruz. Rasim. Herkese yedirirsin de. Ben yer miyim? Abi, yanımdaki çocuklar ufak tefek bir şeyler yapıyorlar. Ben de onlar kazansın diye göz yumuyorum. İyi. Bundan sonra sen yapacaksın. Ve büyük yapacaksın. Ama abi, Necip her gireni dağıtıyor. Büyük iş yapmak mümkün değil. Piyasada korkudan kimse kalmayacak. Ne güzel. Necip piyasayı bizim için hazırlasın. Yolu açsın. Biz o yolda beraber yürüyelim. Abi, sen arkamda olduktan sonra bırak yürümeyi, uçarız evelallah. Benim adım hiç duyulmayacak bu işte. Asla. Ha. Ama bütün gücümle arkanda duracağım tabii ki. Neticede Necip'le kafa kafaya gelmemiz kaçınılmaz. Bu piyasayı kimseye yedirmemek için gerekirse Necip'in kafasını koparırız. Ya Erkan, bunun anahtarı benim odamda kaldı herhalde. Getirsene bana. Yok, anahtarınızı babanız aldı. Niye ki? Bu sizin için. Bu ne? Bankamatik kartı mı? İstanbul kartı. Metroda, otobüste, vapurda, her yerde geçiyor. Aylık abonmanlığı da içinde. Mı geçiyorsun? Ciddiyim mi bu? Evet.
Durumu nasıl Zülfü'nün? Durumu iyi. İyi. Kimin yaptığını biliyor mu? Sizin yaptırdığınızı biliyor. Ama bir daha olursa konuşurum, herkesi yakarım dedi. Yaptı yani delikanlının Zülfü. Burhan Bey, haddim değil ama bir kez daha teşebbüs etmeyin. Zülfü'nün güvenilirliğini tekrar test etmeye gerek yok. Baba. Oğlunla ilgilenmek bu mu? Ha? Arabamı alıp bu dandik kartı vermek mi? Ha? İnsan bazı şeylerin kıymetini bilmeli. Haklısın baba. Bence sen de oğlunun kıymetini bilsen iyi olur. İleride bana hak verirsin oğlum. Kendi çocuğun olduğunda anlarsın ben senin iyiliğin için yapıyorum. Baba, Allah aşkına bırak şu Münir Oskul diyaloglarını ya. Senin baban seni böyle mi büyüttü? Benim babam daha acımasızdı. Senin yaşındayken benim yapmadığım iş kalmadı. Bana oku dedin, okuyorum. Çalış deseydin 24 saat çalışırdım. Belli belli. Bak Başar, ben hayatım boyunca babamdan 5 kuruş para istemedim. İstemeye utandım. Bence sen de utanmalısın, büyüdün. Paranın nasıl kazanılacağını öğren ki... dilenci gibi kimseden para isteme. Bu babam bile olsa. Ne diyordun? Babamdan para istememek için... onun yaptığı işi mi yapayım? Uyuşturucu mu satayım? Yap. Yap hadi yapabiliyorsan. Şuna bak Necip. Piyasaları sallamaya rakip geliyor. Boynuz kulağı geçiyor. Başar. Başar. Hadi. Hadi amcacığım hadi. İşimiz var.
şükür. Bizi bir daha asla bırakma. Söz, bırakmayacağım. Beykoz'a gideceğiz. Beykoz'da ne işimiz var? Sana söylemedim. Sen hapse girdikten sonra Burhan Celal'le beni çiftlik evine yolladı. Sağ ol. Vay vay vay. Zülfü sen ne ara çıktın ya? Geçmiş olsun. Sağ olasın. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Daha dün uyuşturucuyla yakalanmıştım. Neyse. Hadi yarın görüşürüz. Bunun ne işi var burada? 2-3 yıldır bahçeye çiçeğe merak saldı. Üniversitede peysaj mı ne okuyormuş. Haftanın 2-3 günü burada. İyi. En azından pis işlerle uğraşmıyor. Oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Senin gibi oğul her anaya nasip olmaz. Benim yüzümü ağ ettin. Allah da senin yüzünü ağ etsin. Ben çocuğa bakayım. Sağ olsun. Nilüfer'in torunumu gezdirmediği ki doktor kalmadı. Ama bir çaresi yok diyorlar. Bu da bizim imtihanımız. Ana, daha görmediğimiz imtihan mı kaldı? Torunumun çektiği çilenin yanında bizimki ne ki? İsyan etme Allah'a. Ana, ben ona üzülmüyor muyum zannediyorsun? Her gün onun iyileşmesi için dua ettim. Keşke onun yerine ben hasta olsaydım. Ne haber ya? İyidir, senden ne haber kankacığım? İyidir, sağ ol. Başarı yine mi gelmedi acım? Amcazadesi hapisten çıkmış ya. Bahçıvan olan. Ha evet o. Arkadaşım bu çocukta da nasıl bir akraba sevgisi var ya? Sorma ya. Hadi kalk biz de yanına gidelim. Olmaz. Niye?
Yengesi istemiyor ya. Kalabalık falan hoşlanmıyor çok. He. Peki. Ben de kupon yapıyordum ya. Sen anlarsın bu işlerden. Yeni merak saldım ben de. Ne kuponu o? Uzak Doğu. Ben de çok fazla anlamam da yardımcı olmaya çalışayım sana biraz. Peyzaj okuyormuş bir de. Hangi mevsimde ne gübre atılacağını daha bilmiyordu. Şerefsiz burayı esrar tarlasına çevirmiş.